da geride bıraktık dört maç yönetti dördü de dört büyük takımın maçı ee, diğer ligden hepsine baktığımızda karşımıza çıkartı. hemen araya girebilir miyim şu an yani bu e, istatistik bize şunu gösteriyor Süper Lig'in en değerli hakemi performansı olarak demek yapay zekaya göre Arda kardeşler, Arda kardeşler ki şu sürekli evet. ona görevlendiriyor evet şimdi burada sorgulanacak birkaç nokta var birinci nokta şu Arda kardeşler en çok maç yöneten hakem dört maç dört büyük maçına verilmiş son maçta çok kötü maç yönetti. Evet. Ümraniye Trabzonspor maçı. Şimdi kaç hafta var? 36 haftamız var. Arda kardeşler son hakemliği bırakan tecrübeli ve kıymetli isimlerden sonra FIFA kadrosunda kalan tecrübesi kısmen diğerlerine göre daha iyi hakemlerden biri. 36 hafta var. Biz 5. haftada 4 büyüğün 4 maçını vererek yıpratıyoruz hakemi. Son maçıyla birlikte. Avrupalı ne yapıyor? Yapay zeka kullanmayan Avrupalı. Murat Bakın. Hocam araya girmem gerekiyor Tabii. çok kısa. Transfer dönemi de devam ediyor. Hareketli günler yaşıyoruz. 8 Eylül'de sona erecekti. Koasi Fatih Karagümrük transferi resmen gerçekleşti ve kiralık olarak e, fil dişili oyuncuyu kablosuna kattı Trabzonspor'dan. İstanbul temsilcisi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu transfer gelişmesini de aktarmış olalım. Buyurun siz Tabii. E, bu arada Karagümrük... Koası transferi bir cümle alayım e, hemen Burak Hocam'dan. Ya Koası Trabzonspor'da bir türlü iş yapmadı Tutmadı, ama değil Karagümrük'te ya? şimdi Pirlo Hoca'nın oyun sistemi de biraz değişik ama özellikle geçişte, kontrada çok daha etkili olabilir. Trabzonspor'a karşı çok kapanıyor takımlar biliyorsunuz. Karagümrük daha geniş alan bulur ve Koası etkili olabilir. Evet. Daha boş alan bulabilir tabii Trabzonspor'a nazaran Kesinlikle. diye yorumluyor Burak Kural. Lafınız yarım kaldı. Devam edelim Estağfurullah. lütfen. Estağfurullah. Şimdi Avrupa Ligi'ne baktığımızda da hakem sayılarını, hafta sayını göreceğiz grafikte. İngiltere'de tabii ki 6 Big, big Six deniyor biliyorsunuz. 6 büyükler var. Tabii onların evet. maçlarına hakemden çıkma ihtimali, kesişme ihtimali yüksek. Premier Lig'de 6 hafta geride kaldı. 60 maç, 18 hakem yönetti maçları. En çok maç yöneten hakem 5 maça çıktı. Sadece bütün yönettiği maçlar Chelsea'nin, Arsenal'in, United'ın, City'nin, Liverpool'un, Arsenal'in olan 2 hakem var sadece. Premier Ligi ayıralım. Her şeyle özel bir lig zaten. Bakın Lig 1'de Fransa'da, İspanya'da, La Liga'da, Almanya'da, Bundesliga'da, İtalya'da, Serie A'da. Bu kadar üst üste zor maçlarda görev alan hakem yok. Hepsini tek tek baktık. Ne demek istiyorum? Şimdi 36 hafta bizi bekliyor. Hani Arda Kardeşler FIFA hakemi. 4 maçı oldu, 4'ü de büyük maç. O zaman burada şu sorgulanacak. Hakem yönetimine algoritma yapısında bazı aksaklıklar var demektir. Şimdi siz sadece içeriye FIFA kokartlı hakem yönetsin, tecrübeli hakem yönetsin gibi kriterler koyarsanız o zaman Arda kardeşler her hafta Beşiktaş Fener Galatasaray Trabzon döner durur. Kardeş de Hatay'a gitmişken <laughs> eskinin acısını çıkarır. Veya Yaşar Kemal Umurlu gelir sürekli. Ya sezonun başındayız. Ben yeni hakemsem, Burak Hoca yeni hakemse ya 3. haftada 5. haftada çıkabilmeli. Böyle örnekler de var. Ama diğerlerini yaparken harmanı iyi yapmak lazım. Genç, gençle tecrübeli harmanını görevlendirme iyi yapmak lazım. Bu da Evet teknolojik olarak yapay zeka kullanılıyor. Oraya kriterleri takım bazında da, oyuncu baz, e, te, hakem bazında da genişleterek kullanmak lazım. Şimdi Tugay Kağan, Numalan'ı örneğin hatırlatacağım. İki sene önce Serdar Tatlı varken. Sekizinci haftada e, kariyerinin daha dokuzuncu maçında derbi yönettirildi. Bugün esamesini görüyor muyuz? Şu an sakatlığı var geçmiş olsun da görmüyoruz. Yani e, bunu Oğuz Hoca söylemişti galiba Fatih Terim evet. zamanında. Milli takım oyuncularıken bile tecrübeli ve genç harmanını iyi yapmak lazım ki bunlar neticede yarışmaya yönelik mücadeleler diye. Buradaki dikkat çekici nokta bu. Daha önemlisi de şu. İkinci sıkıntı ee, bu, bu kadar maç veriyorsunuz. Beş hafta içinde aynı takımın iki yeri maçına veriyorsunuz. Bu da önemli bir handikap. önemli Onu bir da görebiliriz. Arda Kardeşler Trabzonspor'un bu sezon iki maçını yönetti. Henüz iki maç yöneten aynı takıma dair bir hakem başka yok değil mi? Yanılmıyorum süperlikte şu an. İki defa Trabzonspor... Karşılaşmasında Arda Kardeşler'e görev verildi. Şimdi bu iki atama yani 5 haftada iki defa atanması hem hakemi bir kere yıpratıyor hem Trabzonspor'un da adını farklı noktalara çekiliyor. Yani burada da şöyle bir çünkü diyalog oluyor. Ya işte bak Arda Kardeşler Trabzon. Ya Trabzonspor adına da bu olumsuz bir tablo oluşturuyor tabii ki, şüphesiz çok daha doğru. sonra. Yani hakem oraya geliyor. Hakem baskı altına alınıyor. Onun yine maçta Trabzonspor'un örnek veriyorum 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bir daha Trabzonspor maçına gittiğinde çünkü bu sefer hakem de yine belki etkilenecek kararları noktasında o da var. diğer isimler de örnekler de var. Bundesliga'dan yine Daniel Zibert, Hoffenheim'in iki kere karşılaşmasına çıkmış. John Brooks, Wolves'un iki maçına çıkmış. Robert Jones, Leeds United'ın iki. Paul Tierney, Manchester United'ın iki karşılaşmasında görev yapmış. Burada ne sonucuna varacağız biliyor musunuz? Burada evet. anlatmak istediğim şu. Şimdi ee, hakemler, mesela özellikle Bundesliga'da sezon sonunda baktığınızda en çok maç yönetenle en az maç yöneten arasında 3-4 fark olur. Burada evet. girebilir miyim müsaadenizle? Tabii müsaadeni. ki, zevkle. Burada şu soru aklıma geliyor. Yorum değil, soru. Almanya'da, İngiltere'de demek ki makas kapalı. Makas çok açık değil. Bizde makas mı çok açık hocam? Yani en iyi hakemimiz de görece en gelişimi açık hakemimiz arasında ciddi bir makas mı var? Güzel soru. Yıllarca böyle oldu. Yıllarca şimdi bu sezon mesela çok şans bulan Volkan Bayanslan örneği programın başındaki o talihsiz durumdan bahsederek başladı. O herhalde 10-12 yıldır bir ara sayıları Süper Lig çıkış yıllarını paylaşmıştık ilk programda. Evet. her sene 4 maç, 5 maç, 6 maç. Bu sene ve geçen sene yukarıya çıktı. Ama neredeyse artık kariyerin sonuna geliyor. Şimdi hakemleri, bizde eder hakemleri bazılarını daha olmadan alıyorlar, Süper süperlikte hakemlik öğretmeye çalışıyorlar. En büyük handikaplardan biri bu. Bazılarını alıyorlar, herhangi bir sebeple kulüp etkisi, siyasi etki, görev alamından kariyeri tamamlanıyor veya tam tersi birdenbire zıplayarak çok üst düzey maçlara gitmeye başlıyor. Denge evet. yok ama mesela bu desik örneğinde hem bu hakemlik anlamında sayılar da var hem de şu var. E, Koray diyelim e, Hoffenheim'ın 5. haftada maçına gittiyse bir daha Hoffenheim'ı 13. haftada falan görüyor. Arada spesifik maçlar olmazsa. Mesela burada Paul Tierney'in 2 Manchester United maçı var. Biri derbi zaten. Yani Manchester United Arsenal maçı. Bu hafta son oynanan maç. Diğerlerine bakın takımlar yıpratmayacak takım isimleri, hakemleri. Yani Premier League'de zaten böyle bir kaygı yok da. Ama diğer isimlerde yıpratmayacak isimler. Daha çarpıcısı ne? Bakın Premier League'de 3 hani hakem, Premier e ayırıyorum. Fransa 6 hafta maç yaptı. 60 maç hiçbir hakem hiçbir takımın maçına ikinci kez daha gitmedi bile. En çok yöneten bile gitmedi. ya Bu bütün, bu tablo maç. net özeti aslında. Çok net. Hakemlerimizin arasında ciddi o zaman maç yönetebilme Yüzgün, potansiyeli evet. olarak ciddi fark var. Yani 19 hakem var dedik havuzda şu an. Birinci ile 19. arasında dağlar kadar fark var diyoruz. Bundesliga'da ise bu o kadar bir fark yok. Hemen hemen yönettikleri maç sayısı aynı Değil mi? Özeti evet. buna mı çıkıyor? Şöyle hakemlerin kalitesi yönetim şekli arasında dağlar kadar fark var diyemeyiz aslında. Dışarıdan bakan futbolcular tabii doğal olarak bu istatistikten böyle sonuç çıkarıyor. Ama işte biz o algoritmaya diyebilmeliyiz ki e, maçın zorluk derecesine de ben burada ilk programda yapay zeka sadece hakemlerle ilgili kriter giremez. Yapay zeka takımlarla ilgili de girmeli. Çok işte hani çok faulle oynayan takımlar, çok centilmen oynayan takımlar. İşte 12. kuralı çok iyi hakemi vermen gerekir. İki tarafta çok faul yapan takımsa faul yeteneği, becerisi yüksek olan hakem vermen gerekir. Hem kulüp kriteri koyacaksın hem hakem kriteri. Onları eşleştireceksin birbirle. Onları eşleştirmeden biz her hafta sadece tecrübeye ve bazı arka arkaya gelen performanslara göre atarsak o zaman her hafta biz Arda'yı da 3 hafta sonra tekrar başlayacağız aynı çizgiye. Evet. Ee, Abdülkadir'i başlayacağız FIFA hakemlerine. Hep o tecrübeli isimleri dört büyüklerde göreceğiz. Ama Kadir Sağlam gibi Galatasaray maçında göreceğimiz hakem de olacak. Onun gibi hakemler de girmeli. E, FIFA'ları mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'u biz ligin ilk yarılarında pek görmezdik. Evet. Büyük maçlarda nadiren. Ama ikinci yarı bütün e, kıyamet maçlarında kısaca onlar olurdu hep.